El hasenetü beyne seyyiyeteyni la yenâruhâ illâ billâh. İyilik de böyledir. İyilik iki kötülüğün arasında olan şeydir. Bunu da ancak Allah'ın yardımıyla, lütfiyle, nasip etmesiyle ulaşılır. Ve şerrü seyri el hak haka. En kötü yürüyüş, en kötü gidiş insanın kafasına göre hareket etmesidir. Dini konularda, dini her konuda böyledir de, insan her şeyi bilemez. Ben mesela hocayım, hocalık işlerini tam bildim diyemem ama bak uğraşıyoruz işte. Ama doktor gibi ilaç yapmaya kalksam, hoca sen işine bak demez misin sen? Veya bu duvar böyle olmaz, demirini az koymuşsun, sana ne lan, sen mimar mısın? Herkesin sahasında bildiği vardır. Ha işte diyor ki insan bir şey yaptığı, yapacağı zaman kafasına göre değil, ilme göre hareket edecek. Gerçeğe göre hareket edecek. Sen hoca değilsen Allah'ın emri bu kardeş. Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmediğin şeyi bilenlere sor diyor Allah. Onun için benim mantığıma göre, benim kafama göre bu niye haram olsun diyemezsin. Böyle, evet, böyle karar verme diyor Peygamberimiz. Böyle şey kendi kafana göre hareket etmek. Hiç mimara, mühendise danışmamışsın, ev yapıyorsun, güldürt yıkılıyor. Usulü var ya bu işin. Evet, doktora gitmemişsin, ondan sonra şunu iç demişler. Ben öyle bir adam biliyorum. Şu iş, şu ot suyunu iç demişler, fıtıkmış adam, fıtığın geçer demişler. Ula, ot insanın derinin patlaması demek fıtık. Geçirir mi? Onu içmiş, öbür tarafa gitmiş. Olur mu? Kendi kafana göre hareket etmek yanlış diyor Peygamberimiz. Onun için her şeyin ilmine göre hareket edeceksin. Bilene soracaksın. Efendimizin emri bu. Evet, her şeyin aşırısı fazla yanlış ama dediğim gibi ifrada tefrada sapmayacaksın ama sen de kafana göre iş yapmayacaksın. İşin ilmine göre, bilene göre, evet, adamın kendi kafasına göre gidişi çok şerli, kötüdür. Başına felaketler gelir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.